Hazır mıyız? Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Metin Kübra Taşçı. Bugün sizlerle sanayiye gitme videosu çekiyoruz. Yeşil yandı. Bugün sanayiye gidiyoruz. Arabanın davlumbazı bir yerlerine vuruyor. Onun için. Bir de kilometre saatinde sıkıntı var. Bu arada arabayı yeni aldım. Daha önce benim Honda'm vardı gene. Ama o hatchback'ti. Şimdi sedan aldım. Böyle bir sürprizler, bir şeyler beklemede kalın. O zaman sanayide. Vay, yürüyor. Honda aldım gene. 98 model. Gene özelliklerini sorarsanız onun için de bir video çekeriz. Ama bir önceki arabam var. 1 kilometre, 500 metre düz devam edin. Zaten Honda'yı çoğu kişi biliyordur. Maalesef otomatik almak zorunda kaldım ama o yüzden çok mutsuzum. Çünkü o böyle o vitesin tatlılığını asla vermiyor. Ama gene de bu sefer arabayı yapacağım. Taktım kafaya. Daha arabayı üstüme almadan, babamın arkadaşından aldık arabayı. Daha arabayı üstüme almadan, daha arabayı aldım. Hemen koşturdum şeye. İzmir'dekiler bilir mutlaka, Yücel Egzoz'a. Bir önceki arabamda normal egzoz vardı. Bu sefer artık polisler çok sıkıyor diye Varex yaptırdım. Onun da sesini birazdan yolda test edeceğiz zaten. Bugün işte sanayiye geldik. Bakalım neler olacak. Kızlar da sanayiye gelebilir. Aslında bayan arabası, bayandan. Çıkacağız ama bakacaksın mı? Bakalım. Bu dalgınlığı yapalım ya. Nasıl sürtüyor, neden taşıtıyor, onu bakalım, onu nasıl sürtüyor. Yani bilin bakalım. Evet arkadaşlar, yola. Yola çıkıyoruz. Tamam. Sen süreceğim, ben mi süreceğim? Takip etmiyor. Böyle bir şey var mı? Böyle değil. Ben edeyim. Takip ediyorum ve bütün videolarımı beğeniyorum. Burası Atasanayi. Eğer işiniz düşerse Honda Performans'a gelin. Mertcan'ı bulun. Size her türlü yardımcı olur. Mertcan benim çok eski arkadaşım. Dövmesi de var benden ayrıca. Dövmeyi de koyarsın yalnız videoya, evet, ne yaptığını. Evet, şuralara bir yere eklerim. Güzel bir dövme. Ya o zaman bir Varex'in sesini de duymak o değil lazım. De evet ya, onu şimdi yapacağız. Şeyi nasıl yapacağız? Ben sesini biraz daha arttırmak istiyorum. Onu yapabilir miyim? Öyle bir şansım var. Susturucuyu söktürdün mü? Bilmiyorum ki. Bugün bir uğrasam mı acaba giderdim? Duydun mu? Duydum da sürpriz. Kalk yapıyor, vuruyor. Bir daha şuradan geçeyim. Suda çıkmış bak. Açık. Biraz bağırtman lazım. Bas bas. Bas, çekinme ya. Bas ya. Ya alışkın değil. Nasıl alışkın değil? Kendi arabama bile basmıyorlar. Bas. Neden basıyorum? Çünkü çok yapıyor. Ya. Benim de, ben de onu yeni bak hızlı çık. Bu sefer yapmadı şerefsiz. Dur bekle, birazdan yapacağım. Hayır, bayan arabası burada da aynı olması lazım yani. Ben burada giderken yaşık. Hızlı mı çıksam bir duymak için acaba? Hep çıktığımız yola mı çıkıyor? Bozuk yola girelim. Davlumbazdan ses geliyordu, onu duymaya çalışıyoruz ama duyamıyoruz. O kadar kılız yani, davlumbaz sesine bile. Evet. Yola çıkıyor. Büyük ihtimalle senin gösterdiğin yer şey. Salınacak. İstiyor, tam köşe zaten, benim arabada da olur. Ben hiç ellemem, yesinler. Yok, ben yesinler. Arabayı basacağım, eğirmeyi diyor. Kıl oluyor mu? Evet, eğir yapacağım. Eğirden bir yerde gideceğim ben. İyi de eğir kaldırıyor. Tabii kaldırıyor. Yapmıyordu. Ama yapacak. Dayı! Yol ver dayı!
Gel alışılır. Hep şey yaptı. Benim benim öğrettiklerimden şey yapıyor. Çalışıyor. Tabii ya. Şurada bir bebek vardı. Görmez mi? Bu tatlı değil mi? Şey yap böyle, yakından çek Mertcan'ı şu. Şu an ne yapıyor? Şu an suyu tazeledim. Motor suyunu tazeliyoruz. Yani ne yapıyoruz? Yeni araba alırsak hemen arabamızın suyunu kontrol ediyoruz. Teşekkürler Mertcan Bey. Bakmazsak sana geçmişte yaşadığın böyle serviste şey, bakarlar. Geçmişte yaşadığın. Aynen ya, benim arabam nasıl hararet yapıyordu. Suyuna bakmadın mı hiç? Konak tüneline bakmıyordum. Konak tünellerine girdim. Tünelin ortasında kaldım. Arkamda bir ton trafik var falan. Böyle herkes kornaya basıyor falan. Polis geldi, ne oldu diyor. Ne olabilir, yolda kaldım. simleri kes. Görmüyor musun simler? Çok parlamıyor. Azıcık belli oluyor. Kimse yok, evde yokuz. Evde yokuz. Ama burada bir ses var ya. Sanki bir mod şey var. Sözü bağırtmadı. Peki sağ ön camına elemeli. Ne? Aynen. Hafif bir şey var, onu mu cam? Ha, cam mı? Valla. Çaşmadın mı? Yo, açılıyor ya. Buradan açıyor muyum? Buradan açıyor. Cevat olsun. Ne yapalım? Böyle şu anda istiyorum. Kaç para? Ne kadardır? Şu buraya da bakalım mı? Buradan bir şey. Görüyor musun? Mertcan. Valla bak, kendi bir şey mi kesseniz? Kaç para? Ne kadardır öyle mi? Uygun bir şey kazandı. Ya bismillah, daha yeni alayım. Arkadakilere de bakalım. Onlarda da varsa. Emin misin oğlum? Emin değilim, açarım. Bozuk. Bu espri yapmayacağım. Bayılıyorum. Hiç sanayi çayı ısmarlayayım. Bir şey. Bunu söyleyeceğim ya. Ama bu saatte kalmadı ki ben sallama çayı içeceğim. Sen seviyorum çayı. Sanayi çayı sallama mı oğlum? Hani. Tornavı da koyarım içine ya, sen sanayi çayı istiyorsan. Tornavı da alır. Sen mı karmış olur. Tam adamı nasıl ölüyor zıplıyor. Bir sor bakayım, hadi kaç paraymış. Al canım ya. Sonra bile verirsin gene. Ha? Sonra verince para vermiş olmuyor musun? Gene vermiş oluyorsun. Bitti mi? Allah bunu. Az kaldı. Ne oldu, korktun mu? Korktum tabii. Sevgilin var mı? He? Sevgilin var mı?
O zaman sana güzel kızlar eklesin yapamayacağız. Sana güzel kızlar eklesin yapamayacağız. Çalmayayım. Bana yapabiliriz. Sana yapayım ben de. Güzel kızlar eklesin. Hemen. Kamerada gözüküyor mu? İleri geri oynuyorlar. Evet. Alt rutin. Geçen bir tanesi öyle çıkmış bir yerine. Teker bir dönüyor. Ne diyorsun? Hangi kanalda? Betül Kübra Taşçı. Oh. Deyince, ha? Deyince yenilenecek. Onları makineyle sıkman lazım. Önce elle tutturacağız ki yalan olmasın. Ne diyeceğim? Benim bunun lastiklerini ve jantlarını şuradaki gibi yapmam kaç paraya mal olur? 1500 lira olur herhalde. Toplam mı? Yani jantla bilmiyorum şimdi dolar uçtu ya da uçtu düştü şeyler oldu. Yandık ya. Bunlar demekleri 300 liradan saysa, 300 liradan saysa. Sayıyor mu? Sayar tabii ya. Jantçı mı? Hı. Porsche jantı takacağım. 15 takma bunlar. He? 16 takma 15 takma. O ne? İnç ya, inç. Tamam. Bu kaç? Bu 14 ya. Ben 15. Ama onu değiştirince tabii lastiğin de değişmesi lazım. Tabii. Bu lastik ona uymaz zaten bu lastik. Tarihini bulabilirsen. 2013 lastik. Tırt mı? 5 senelik lastik. Güzel lan lastikleri. Ha? Güzel bence. Ay dişine bakma tarihi de. Bak 2013 44. altısı. Ama güzel. Hızlı giderken belli olmaz. Lastiklerim 2018 10. haftasında. Bence arabayı alınca 5 kağıtta kenara atacaksın modifiyeyi. Değil mi? O keyfi. Yani aldığın arabaya göre değişik. Böyle değil aşağıda. Oldu mu? Ha? Evet oldu. Diğer Evet. Sesi yaptığın küfür değil mi bana? Ayrıca değil. Telefon arabanın içinde kaldı. O yüzden hızlı hızlı yapayım da bitireyim diye. Aksi. Para vermem lazım. Benim ne bileyim Allah'a para vermem. Ama sen o türlü kızlardan değilsin. Olmuyor. Evet, kızlarınıza araba sevdası aşılayın ki makyajlara verecek parası kalmasın. Al, hepsini verdim. Ne var? 150. Bana şey yap, sakal. Oğlum adam taksiyi, şey Honda'yı taksi yapmış ya. Honda lan o. Hem de yeni kapı değil mi? 2017 mi? Ay canımı alsın ya. Sanayiden çıktık. Gene 150 lira bayıldık. Ama şansına bir şey öğrenmiş olduk. Onu düzeltmiş olduk. Yarın da büyük ihtimalle şeyi yaptırmaya giderim. Onu da videolayacağım. Spoiler taktırmaya gideceğim. Onu da videolayacağım. Videoyu kapatmadan önce beğenmeyi, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu da Exos sesiyle kapatalım o zaman. Böyle çok tatlı bir kumandası var. Açık havada biliyorsunuz polis görünce. Şimdi şu ileride gazlayacağım. Dur.